Merhaba arkadaşlar, Kimya Elbistan kanalına hoş geldiniz. Organik Kimya Ünitesinin ikinci videosundayız. Basit formül ve molekül formül diyeceğiz. 12. sınıflar can kulağıyla dinliyorsunuz. Mezun grup, bakmanıza gerek yok. Niye hocam? Niye ayrımcılık yapıyorsunuz? Arkadaşlar kazanımlarda bu seneki sınav kazanımlarında bu başlık yok. Tamam. Ancak hocam ben işimi sağlam alacağım diyorsanız dinleyin. Zaten çalışmasanız da sağlam, da yine de içinizde tereddüt varsa mezunlar siz de dinleyebilirsiniz. Ancak 12'lere özel bunu söyleyeyim. Şimdi basit formül nedir? Bir bileşikteki atomların, ki buralar önemli, türünü ve sayıca oranını en basit tam sayılar ile gösteren formüle biz basit formül diyoruz. Peki basit formülü nasıl buluyoruz veya bulurken nelere dikkat ediyoruz? Olay şu arkadaşlar, sırayla şu 4 işlemi yapacaksınız. Bütün atomların kütlece yüzdelerinin yazılır. Size genelde kütlece yüzde verilir veya kütleleri verilir. Fark etmez. Kütlelere verilirse kütlelerini yazarsınız. Yüzde verirse yüzde yazarsınız. Sonra tamamını 100 gram kabul ederseniz sizin için daha kolay olur. Atıyorum %80 karbon diyorsa 80 gram karbon, 20 gram da geri kalan. Ardına her atomun kütlesi mol kütlesine bulunarak mol sayısı bulunur. Yani size karbon ve hidrojen atomları verildi. Gramını yazıyorsunuz. Sonra MA'sını yazarak, mol kütlesini yazarak her biri için molünü buluyorsunuz. Her birinin molünü buldunuz. Örneğin bu 0,1 mol çıktı. Bu da 0,4 mol çıktı. Daha sonra en basit tam sayı olacak şekilde herhangi bir sayıyla çarpıp veya bölüyorsunuz. Biz bunların her birini 0,1'e bölürsek ne olur? C1H4 olur. İşte biz buna basit formül diyoruz. Hemen aşağıda 2 tane örneğimiz var. Onlara bakalım. Bu soru biraz da sorular üzerinden anlaşılacak. Ya bu konu biraz da sorular üzerinden anlaşılacak yerler. Biraz fazla soru var. Her birini çözeceğim. Rahat olun. İlk başta videonun başında hocam ben bunu anlamadım deyip bırakmayın. Tamam. Sadece karbon ve hidrojen atomlarından oluşan organik bir bileşiğin yapısı analiz edildiğinde bileşiğin kütlece %75'i karbon atomları oluşturuyormuş. Bak 100 gram bileşik var. 75 gramı karbon diyorsunuz. Tamam 100 gram ya, yani %75 dediği için %75, 100 gram aldık biz bileşiğimizi, 75 gramı karbon, geriye kalan nedir? 25 gram da hidrojen midir? Yazdık. Buna göre basit formül neymiş? Bakın arkadaşlar, elementlerinizi yazın, karbon, hidrojen, sonra gramlarını altına yazın, 75 gram, 25 gram, ardından her birinin molünü bulun. Nasıl buluyorduk molü? Hatırlayın, N eşittir M bölü MA'dan buluyorduk. M'i 75. MA'sı nedir karbonun? 12. Yani 75 bölü 12 ne yapar? Yaklaşık olarak 5 ile çarpsak 60 olur. 6 ile çarpsak 72 olur. 6,1 gibi bir şeye denk gelir değil mi? Virgüllü olabilir. Sıkıntı yok. Tamam mı? 6,1 diye salladım. Hidrojen 2 kaç? 1. 25 çıktı o zaman bu. Ne yapacağız şimdi? En küçük tam sayı yapmamız lazım. Her birini 6,1'e bölsek. 6,1'e bölsem burası 1. Burası ise 4,2 gibi bir şey çıkar değil mi? Arkadaşlar bakın, böyle küsuratlı sonuçlar bulabilirsiniz. Hangisi en yakınsa ona yuvarlıyorsunuz. 4,2 neye daha yakın? 4'e daha yakın. O zaman buraya 4 alacaksınız. Bizim basit formülümüz C1H4 olacak. Bu 1'i yazmam, CH4 olacak. 4,6 olsaydı 5'e yuvarlardınız. Böyle yuvarlama işlemleri burada yapabilirsiniz. Çünkü tam sayı değeri çoğunlukla çıkmayacak yani. Uğraştırabilir. Ben de uğraştıracağım arada. İptal, ne yapıyorsun ya? Dur. Şu soruya bakalım. Böbrek üstü bezlerinin salgıladığı adrenalin, ardinal diyor ya Cem Yılmaz. Aynı onun gibi. Ben de ardinal diyeyim. Ardinal hormonunun 1,6 mol karbon atomuna karşılık 0,6 mol oksijen, 0,2 mol azot, 2,2 mol hidrojen bulunmaktadır. Buna göre bunun formülü nedir diyor. Karbonu her zaman başa yazıyorsunuz. Ardına hidrojeni yazın. Sonra Allah ne verdiyse yazın arkadaşlar. CH, şıklara göre de gidebilirsiniz. CH, ON yazdık sırayla. Her birinin molünü bulacağız dedik ya. Ama burada zaten molünü vermiş. 1,6 mol. Hidrojen kaç mol? Nerede? Burada. 2,2 mol hidrojen var. Oksijen kaç mol? 0,6. Azot kaç? 0,2. Sonra bunları en basit tam sayı yapacağız. Nasıl yapabiliriz? Çarpıp bölmekte özgürsünüz dedik. Her birini 0,2'ye bölsem örneğin. 0,2'ye bölsen azot 1 yapar. 0,2'ye bölsen 0,6 bölü 0,2'den oksijen 3 yapar. 0,2'ye bölseniz 2,2 bölü 0,2'den 11 yapar. 0,2'ye bölseniz 1,6 8 yapar. Demek ki benim basit formülüm C8H11O3N'miş diyeceğiz. Olay budur. Tamam. Basit formülüne geçiyorum. Molekülü de anlatayım. Biraz örnekleri çoğaltacağım. Molekül formülü ise bileşiğin bir molünde bulunan atomların gerçek sayılarını belirten formüldür. Tamam mı? Peki molekül formülünü nasıl bulursunuz? Şu aşağıdaki formülle bulabilirsiniz. Molekül formülünün kütlesi eşittir n çarpı basit formülün kütlesi. Hocam bu n ne? Birazdan soruda görürsünüz çözerken. Tamam mı? Hocam hep birazdan ne yapalım öyle bizde. Bir bileşiğin basit formülünden yola çıkarak molekül formülü bulunurken şu işlemleri takip ediyorsunuz. Öncelikle bileşiğin basit formülü bulunur. Buldunuz en basit formülü. Sonra bizim ana bileşiğimizin mol kütlesi bulunur. Tamam mı? Basit formülün de mol kütlesi bulunur. Bak şunu ikisini bulduk. Bu ikisi bulunduktan sonra n değeri bulunur. N değeri bulunduktan sonra n ile basit formülü çarparsın. Gerçek formül çıkar diyoruz. Ya hocam ben bundan bir şey anlamadım. Karışık oldu. Hemen şu soruya bakın. Olay şu. Basit formülünün neymiş? CH4 olan bir bileşiğin mol kütlesi 30 gramdır. Bak bileşiği bilmiyoruz. Nedir? CX HY olsun. Bunun mol kütlesi 30 grammış. Bunun mol kütlesini vermiş mi? Vermiş. Mol kütlesi 30 eşittir n çarpı basit formülün mol kütlesi. Basit formülün mol kütlesi nedir? Karbon parantez içinde 12 diyor. Hidrojen 1 ama 3 tane hidrojen var. Toplam 15. Bunu da bulduk. 15 bölü 15'ten ne çıktı? N 2 mi çıkıyor? N2 çıktı. N'i bulduğunuz değeri basit formülle çarpıyorsunuz. Yani şurayla CH3 ile 2'yi çarpıyorsunuz. Nasıl çarpıyoruz hocam? Arkadaşlar şu altları 2 çarpı 1 2 C2. 2 çarpı 3 6 C6. İşte bunun gerçek formülü buymuş diyoruz. Şimdi oldu mu? Olmadıysa şunu da çözelim. O zaman olur diyelim. Tamam mı? Sadece karbon ve hidrojen atomlarından oluşan bir organik bileşiğin mol kütlesi 80 gramdır. Bu bileşiğin kütlece 70'i hidrojenden oluşuyor. Bak 80 gram. Kütlece 10'u hidrojenden. Kütlece 10'u ne demek? 80'in kütlece 10'u %10'u 8 gram demek. Geriye kalan da 72 gram da karbon demek. Karbon, hidrojen. Ne olur bu o zaman? Molünü bul. Her iki tarafı 12 bulur. M bölü MA'dan karbon MA'sı 12. 72 bölü 12'den 6 mı çıktı? C6. Hidrojen de zaten 1'di. C6 H8. Bu da bizim gerçek formülümüz olmuş olur veya molekül formülü. Şimdi burada konu anlatımını bitirdim. Soru çözeceğim. Pekişmesi için değişik soru tiplerine de geçeceğiz. Şuna dikkat edin arkadaşlar. CH basit formüldür. C6H6 molekül formüldür. Tamam mı? C3H4 basit formüldür. C6H8 bizim için molekül formüldür. Basit formüle çevirirken basitleştirebildiğiniz kadar basitleştirebiliyorsunuz. CH4 basit formüldür. CH4 aynı zamanda molekül formül de olabilir. Böyle şeyler de var yani. Tamam mı? Yok değil. Bunu da bilin. C5H6 basit formüldür. C10H12 de bizim için molekül formüldür diyoruz. Bunu da söyleyelim. Geldik sorulara. Neymiş birinci sorumuz? Diyor ki şekerin basit formülü budur. Molekül kütlesi 180 gramdır. Buna göre şekerin formülü nedir? Bak burada parantez içinde ki hiçbirinde vermemiş. Niye vermediyse ki ben vermedim. Kendi kendime kızıyorum. Burada söyleyeyim arkadaşlar. Karbonu 12 alacaksınız. Düzeltirim PDF'de bunları sonra. Karbonu 12, oksijeni 16, hidrojeni de 1 alacaksınız. Mol kütlesini ÖSYM'de size bunu verir. Ezberlemek zorunda değilsiniz. Molekül formülü soruyor. Nasıl yapacağız? Molekül formülünün sorduğunda bir tane formül vermiştik. Neydi? Molekül ağırlığı, yani gerçek formülün molekül ağırlığı çarpı n, bir de basit formülün molekül ağırlığı. Şimdi gerçek formülün molekül ağırlığı 180'miş, eşittir. N'i bilmiyoruz. Basit formülün molekül ağırlığı nedir? Karbon 12, hidrojen 2'den 14 geldi. 16 da oksijenden 30. Buradan n değerini bulur muyuz? Buluruz. 30'a böl 1, 30'a böl. Şu sıfırlar gitti. 6, n6. N6 ise CH2O'yu 6 ile çarpıyorsunuz. 6 kere 1 6 C6 6 kere 2 12 C12 6 kere 1 6 O6. Neymiş? C6H12 O6'dır diyoruz. Cevabımız Denizli. Basit formülü şu olan bir bileşim mol kütlesi 62'ymiş. Buna göre bileşim molekül formülü nedir? Bakın arkadaşlar. Gerçek formülün mol kütlesini yazdık. Eşittir N dedik. Sonra basit formülün mol kütlesini hesaplıyoruz. Karbon 12 hidrojen 1 ancak 3 tane hidrojen olduğundan dolayı artı 3 buradan geldi. Oksijen de 16, 15, 31 mi yaptı? Her iki tarafı 31'e böldünüz. 31'e böldük. En değeri ne çıktı? 2 mi çıktı? Bunu ne yapıyorsunuz? 2 ile çarpıyorsunuz. Şuraya yazalım. Açık olsun. C3O. 2 ile çarp abi. 2 kere 1 2 C2. 2 kere 2 3 6 CH6. 2 kere 1 2 diyoruz. O2. Bu bizim için molekül formülü olmuş oldu. Cevabımız Bursa. Şimdi o vermiş olduğum formül iyice kafanızda oturdu değil mi? Devam edelim o zaman. CH atomlarından oluşan bir bileşikte kütlece %80 karbon, %20 de hidrojendir. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Bunları ayrı ayrı yazıyorsunuz. Her birinin molünü buluyorsunuz. Molü bulmak için gramlarını öncelikle yaz. 100 gram al. 80'i karbonmuş. 20'si de hidrojen. Şimdi karbonun MA'sı ne? 12. Hidrojeninki ne? 1. N eşittir. M bölü MA'dan bulabiliriz değil mi mol kütlelerini? 12'ye böldüm 1. 12'ye böldüğün zaman 80'i 6 kere olsa 72 olur. 7 kere olsa 84 mi olur? 7 olmaz. 6 kere olması lazım o zaman. 6,5 olsun. 6,5 tamam mı? Bize basit formülü soruyor. C 6,5 H 20 mi oldu? Bunu her iki tarafı yine 6,5'a bölersek 6,5'a böldük. 1 6,5'a böldünüz. Yaklaşık 3 mü çıkar? Bakın yaklaşık tam değer çıkmaz. C H3 olacak diyoruz basit formülü. Tamam. Yaklaşık değerler. Gelelim 4. soruya. Yiyeceklerde tatlandırıcı olarak sorbitolün kütlece birleşimi bak kütlece birleşimi 39,56 karbon, 7,74 hidrojen, 52,70 oksijen. Ya hocam ben bu sayılarla mı uğraşacağım? Vallahi MEP kitabından aldım bu soruyu. Bunlarla uğraşacaksın demektir. Tamam. Ne yapıyorsunuz? Sırayla yazıyorsunuz. Karbon, hidrojen ve oksijen. Her birinin tamamını 100 gram kabul edin. Tamam 100 gramsa 39,56 saniye yüzde diyor ya. 100 gramda 39,56 gramı karbondur. Karbon eması 12. Sonra hidrojenin kaç grammış? 7,74'müş bölü 1. Oksijen 52,70'miş bölü 16. Bu ne yapar? Yaklaşık olarak 3 küsür yapar. Tamam. Bu ne yaptı? Yaklaşık olarak 7 zaten 7,74 demiş. Yaklaşık olarak 16 yapıyorsan 3 küsür yapar. En yakınlara çevirdiniz arkadaşlar. Cevabınız Ceyhan mı çıkar? C3H7O3 deriz. Yani en yakın oranlar bunlar var. Yani dediğim gibi tam bir değer bulamazsınız. Bulmaya çalışırsanız çok yorulursunuz. Bu şekilde yakın olan şıklarda işaretliyorsunuz. Yaklaşık değerleri buluruz. Olay bu. Geçelim bir diğer soruya. Gelelim 5. sorumuza. Arkadaşlar bakın değişik bir soru tipi. 2 tane soru var bununla alakalı. Biraz zorlanabilirsiniz. Dikkatli dinleyin nasıl çözüldüğünü. Şöyle yapıyorsunuz. Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan organik bileşiğin 23 gramlık örneğe yakıldığında 33 gram karbondioksit, 18 gram su oluşuyor. Buna göre bileşiğin mol kütlesi, yani gerçek formülünün mol kütlesi 184 gram bölü mol olduğuna göre molekül formülü nedir? Olay şu. Karbonu hani CX olsun, HY olsun, oksijen Z olsun. Yakma işlemini nasıl yaparsınız organik bileşikleri? Oksijenle yaparsınız. Yaktığınız vakit ne oluşuyormuş? Karbondioksit ve su oluşuyormuş. Şimdi kimyasal tepkimelerde toplam atom sayısı ve türü korunurdu. Yani burada x mol karbon varsa burada da x mol karbon olmak zorunda değil mi? O zaman ben buradaki karbonun molünü bulurum. Buradaki karbonun molü buradaki karbon molüne eşit olur. Nasıl buluruz? Karbondioksitin molünden buluruz. 33 gram karbondioksit varmış. N eşittir M bölü MA. N eşittir M bölü MA. M'i 33. MA'sı nedir karbondioksitin? 12 artı 32'den 44 mi yapar? Yani 3 bölü 4 mol buymuş. Benim 1 mol bileşimde 1 mol karbon olduğundan dolayı 3 bölü 4 mol bileşimde 3 bölü 4 mol karbon vardır. Buradaki karbon sayısı buraya eşittir. Bunu bulduk. Bu 1. Gelelim suya. 18 grammış. MA'sı ne? Suyunki. O da 18. 1 mol çıktı. Bakın arkadaşlar. 1 mol bileşimde 2 mol hidrojen olduğundan dolayı burası da 1 mol'de. 1 mol'de 2 mol hidrojen olacak. Yani benim toplamda şurada 2 mol hidrojenim var. Tekrar söylüyorum. Mol kavramından hatırlayın. Mol videolarında bundan bahsettik. 1 mol H2O'da kaç mol hidrojen varmış? Bileşiğin molü ile bileşikteki hidrojen sayısını çarparsınız. 2 mol hidrojen varmış. Yani benim burada 2 mol hidrojenim varsa Burada da 2 mol hidrojen olmak zorunda. Hocam sonra ne yapacağız? Şuradaki oksijenlerin molünden buraya geçiş mi yapacağız? Öyle yaparsak çok uzun sürer. O yüzden şunu yapmalıyız. Şu bileşikteki karbonun gramını bulabilir miyiz? Buluruz değil mi? Çünkü molü var. Mol kütlesi de var. Hemen şurayı silip burada yapalım. Karbonun molü ne? 3/4. N eşittir bile MA. M'ini bilmiyoruz. MA'sı kaç? 12. İçler dışlardan 9 gram karbon. Hidrojene gelelim. 2 mol. N eşittir bile MA'dan M/1. 2 gram da hidrojen var. Benim şu bileşikte 9+2'den 11 gram hidrojen ve karbon var. Tamamı 23 gramdı. 23-11'den kaç gram oksijen vardır? 12 gram oksijen vardır. Artık oksijenden molünü bulabiliriz değil mi? 12/16 yazarız. MA'sı 16'ya. En eşittir M bölü MA'dan. 3/4 mol da oksijen çıkar. Şimdi şurayı sil. 3/4'te bunu bulduk. Her ne yapacağız artık? En basit tam sayı yapacağız. Hepsini 4 ile çarpsam şu 3/4 çarpı 4'ten 3 kalır. Yani C3. 2 çarpı 4'ten 8 olur. H8. Şu 4'ler birbirini götürür. O3 mu oldu? Bu benim bileşiğimin basit formülü olmuş oldu. Basit formülünün mol kütlesi nedir? Karbon 12. 3 tane karbon var. 36. Oksijen 16. 3 tane oksijen var. 48. Topla 8'li hidrojen. 92 gram mı yaptı? Basit formülün mol kütlesi 92. 92 çarpı N eşittir. Gerçek formülün yani molekül formülün mol kütlesi kaç? 184. Her iki tarafı 92'ye böldüğünüzde N eşittir 2 çıkar. Şunu 2 ile çarptım. 2 ile çarptığında C6, H16, O6 çıkar cevabımız. Yine 6. soru bu soruya benziyor. Gelelim nasıl çözüldüğünü bulmaya. Şimdi karbon X olsun, hidrojen Y, oksijen Z yakıldığında O2 ile yakıyorsun. Karbondioksit ve H2 oluşuyor. Şarjım da azmış. Bak şimdi 0,4 mol direkt molü vermiş. Bu da 0,4 mol. 1 mol bileşimde 1 mol karbon var. 0,4 mol bileşimde de ne olacak? 0,4 mol karbon olacak. Karbonun molünü bulduk. 0,4. 1 mol bileşimde 2 mol hidrojen var. 0,4 mol bileşimde de ne olacak? 2 katı 0,8 mol hidrojen olacak. Geldik oksijeninkine bulmaya. Oksijeni nasıl buluyoruz? Öncelikle karbonun gramını buluyoruz. N eşittir M bölü MA'dan yani 4/10 eşittir. M bölü MA'sı 12. Çarp 48 4,8 gram karbon. Hidrojeninki 0,8 gram hidrojen. Topla 16 5,6. Bileşimimiz tamamı 8,8. 8,8'den 5,6 çıkardığın zaman 3,2 mi kalır? 3,2 kalması lazım. Evet 3,2 gram. 3,2 gram benim oksijenim var. N eşittir M bölü MA'dan. Oksijen MA'sı 16. Böyle ne yaptı? 0,2 mol mu? Bunun da molünü bulduk. Bu kez her tarafı 0,2'ye bölersek burada 2 kalır. Burada 4 kalır. Burada da 1 kalır. Yani benim bileşim basit formülü C2 H4O'ymuş. Bana neyi soruyor? Molekül formülünü soruyor. Basit formülünün mol kütlesini karbon 12'den 2 çarpı 12 24 artı 16'dan 30 44'te bu 44 yaptı. 44 çarpı N eşittir. Neymiş? Gerçek formülün kütlesi 88. En buradan her iki tarafı 44'e bölürsünüz. 2 çıkar. Şunu 2 ile çarpın. C4, H8, O2. Nerede? Ceyhan şıkkında olacak diyoruz. Bu soruyu da geçtik. Herhalde 2 tane soru çözdük. Anlaşılmıştır burası. Daha da anlaşılmasıysa mol videolarını izleyin arkadaşlar. Gelelim 7. soruya. Yalnız basit formülü bilinen bir bileşikle ilgili. Hangileri bilinemez? Bak sadece basit formülü biliyorsunuz. Atom sayılarının yüzdesi. Bunu bilebilir miyiz? Hani... %80 karbon, %20 hidrojen. Bunu basit formülü biliyorsak şuradan bulabiliriz değil mi? Bakarsanız bulunabilir. Çünkü mol kütleneni biliyorsunuz. Karbon 2, hidrojen 1'dir. Bu her zaman bellidir. Çıkartabilirsiniz. Atomların kütlece birleşme oranını bilmeniz için gerçek formülü gerekir. O yüzden bunu bilemezsiniz. Kaç tür atom içerdi? 2 tür işte karbon ve hidrojen. Bunu da bilebilirsiniz. Yalnız 2 bilemezsiniz diyoruz. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi davranın.